Benim hayalim doktor olmaktı. Ailemde hep yaşlılar vardı fakat imkanlar kısıtlıydı. Bu yüzden okuyamayacağımı düşünüyordum. Fakat şu an Sinop Eğitim Vakfı'nın sunduğu imkanlar sayesinde tıp fakültesi okuyorum. Sinop Eğitim Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Sinop Eğitim Vakfı kurulduğu günden bu yana gelecek için, Sinop için çalışıyor ve tıpkı Elif gibi yüzlerce öğrenciye umut oluyor. Eğitimin en önemli yatırım olduğunun bilincinde olan Sinop Eğitim Vakfı, Sinoplu öğrencilerin eğitim hayatı için gece gündüz çalışıyor. Komşumuz Elif abla, Sinop Eğitim Vakfı'nın sağladığı bursla İstanbul'da üniversite okuyor. Ben de büyüyünce Sinop Eğitim Vakfı'nın sağladığı bursla hayallerime kavuşacağım. Tıpkı Elif ablam gibi ben de büyüyünce doktor olacağım. Sinop Eğitim Vakfı sadece üniversite okuyan gençlere değil, üniversite ve gelecek hayali kuran çocukların geleceğini de teminat altına alıyor. Ve biliyoruz ki okuyan Sinoplu hem Sinop hem de Türkiye için büyük önem taşıyor. Siz de bugünün çocuklarına, üniversite okuyan gençlerimize ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız Sinop Eğitim Vakfı'na bağış yapabilir, Elifleri, Alileri, Can ve Seher gibi birçok gencimizin hayalini gerçekleştirebilirsiniz. Bir buçuk yıla yakın zamandır her türlü etkinliklerinde, her türlü platformda beraber oluyoruz. Biz tabii Sinop'taki ayakları olarak farklı bir cepheleriyle de onların birebir oluyoruz. Mesela ben hafta sonu Dikmen'in Yaykın köyündeydim. Dikmen bizim en uzak, en küçük ilçelerimizden. Yaykın da Dikmen'in en uzak köylerindendir. Orada ailelerle otururken çocuklarının üniversitede okuduğunu, İstanbul'da okuduğunu ve bu vakfın burslarından yararlandıklarını duydum. Bu İstanbul'da hayırseverlerimizin görmediği bir cephesi. Bizim gezerken ailelerle sohbetlerde karşılaştığımız, sıkça karşılaştığımız bir konu. Böyle güzel bir birlikteliğin, Tadikmen'in Yaykın köyündeki bir annenin gözlerinde çocuğum okuyor, bu vakfında burslarıyla okuyor diyerek teşekkürlerini ilettiğini görmek gerçekten güzel bir duygu. Belki bağışçılar bunu göremiyor ama biz gören kişiler olarak onlara aktarmakta fayda görüyorum. Ah, o kadar fakirdik ki evim eski püsküydü. Torunum evin önünden geçmeye arkadaşlarını utanıyordu. Kimseyi buyur edemiyordu. O kadar fakirdik, o kadar fakirdik ki Sinop Eğitim Vakfı yardımıyla çocuğum mimarlık okuyor. Şimdi bütün hayalleri gerçekleşti. Arada geldiği zaman evimizi güzelleştirdi. Ben bununla gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Çocukluğumda evimizin bazı köşeleri yıkık döküktü. Hep hayalimdi mimar olup evimizi güzelleştirmek. Maddi durumumuz yeterli olmadığı için okuyamayacağımı düşünüyordum. Ama daha sonra Sinop Eğitim Vakfı ile tanıştım. Sinop Eğitim Vakfı sayesinde hayallerime kavuştum. Teşekkürler Sinop Eğitim Vakfı. Sinop Eğitim Vakfı kurulmadan önce zaten biz Sinoplu iş adamları, hemen hemen çoğu arkadaşlarımız bireysel Sinoplu'ya burs vermeye devam ediyorduk. Şimdi bu çatının yaklaşık Sinop Eğitim Vakfı'nın kurulması 1,5 yıl falan oldu. 1,5 yıldan beri 255 tane 2015-2016 eğitim yılında 255 tane çocuğumuza burs vermeye başladık. Bu 255 tane çocuğumuzu inşallah ilerleyen zamanlarda 1255 gibi, 5000 gibi çocuklara burs vermeye başlayacak bu çatı. Tabii bunun da içinde Sinoplu iş adamları, Sinoplu yardımsever arkadaşlarımızın da, dostlarımızın da bu çatının altında toplanmamız, ki Sinoplu'ya çok iyi fayda sağlayacağına inanıyorum. Vakfımızın geleceğe hayırlı nesiller yetiştirmesi adına hayırlar getirmeni temin ediyorum inşallah.